parçadaki altı çizili sözcüklerden hangilerinin yeri değiştirilirse bilgi yanlışı ortadan kalkmış olur. Bu tarz soruları çözerken sanki bir yapboz oluşturuyormuşuz gibi. Ortada olmaması gereken yanlış yerde bulunan altı çizili grubu kaldırıp doğru yere getireceğiz. Bu bazen eserle yazarın eşleşmesinin yanlışlığı olabilir. Bazen aynı kişinin eserleri verilir ama eser özetinde bir yanlışlık vardır. Onu değiştirmeniz gerekir. O yüzden sizin sadece hangi sanatçının hangi eseri bildiğinizi sınamayacak bu testler. Hangi sanatçı hangi eseri yazmış ve bu eserlerin içeriği nedir? Bizden bunlar isteniyor. Bakalım nasıl hareket edelim? Tanzimat'ın ilk yıllarında yetişen Cevdet Paşa hem tarihçi hem hukukçu hem de eğitimci yönüyle öteki nesir yazarlarından tamamen ayrı bir kimliğe sahiptir. Şimdi burada Cevdet Paşa hakkında bir şeyler söylenmiş. Doğru. Diğer nesir yazarlarından yani düz yazı kaleme alanlardan daha ayrı bir kimliğe sahip. Tarihi Cevdet yakın çağ tarihçiliğimizin en olgun eseridir. Evet, tarihle ilgili yani Tarihi Cevdet deyince onun kaleminden aktarılmış bir tarihten bahsediyor. Doğru. Belgeleri kullanış, değerlendiriş ve olayları senteze götürme bakımından modern tarihçiliğin örneklerini vermiştir. Kavaid-i Osmaniye gibi modern hukuk sistemimize yön veren bir eseri yaratması ise ayrı bir meziyettir. Şimdi bakıyorum. Kavaid-i Osmaniye'de hukuk sistemimize yön vermesiyle ilgili bir durum yok. Evet, Ahmet Cevdet Paşa hukuk sistemiyle ilgili de bir eser kaleme almıştır ama Kavaid-i Osmaniye'de değil. Kavaid-i Osmaniye'de dil bilgisiyle ilgili çalışması vardır. Şimdi bakalım 3 yanlış yerde onu bir saptadık. Neyle değiştireceğiz acaba? Maruzat ile tezakir ise ana edebiyatımızın güzel örnekleridir. Doğru. İlk ve basit olmasına rağmen Cevdet Paşa'nın Mecelle adlı gramer çalışması kendi türünün ilk örneğidir. Biz ne demiştik? Kavaid-i Osmaniye dil bilgisi kitabıdır demiştik. Mecelle ise hukukla ilgili bilgi veren bir eserdir. Dolayısıyla 3 ile 5'in yer değiştirmesi gerekiyor. Sorumuz, bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bizde gazeteciliğin öncülüğünü Şinasi üstlenir. O batıyı yakından görmüş, oranın ne olduğunu kavramış bir aydındır. Neyi getireceğini, nasıl yapacağını iyi tasarlamıştır. İlkin halkın düşünce düzeyini yükseltmek için çalışır. Amacına en uygun olan araç da gazetedir. Önce AG Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahval, değil mi? Buraya Tercüman-ı Ahval gelmeli. Hatta ilk özel gazeteydi Tercüman-ı Ahval. Şinasi ve AG Efendi'nin çıkardığı. Sonra da tek başına Tasvir-i Efkar gazetesini çıkarır. Şimdi bu dönemde gazetelerde ilk resmi gazeteyi, ilk özel gazeteyi, ilk yarı resmi gazeteyi bilmek önemli. Ama onun dışında şahısların çıkarttıkları diğer özel gazeteleri bilmek de gerekiyor. Burada ikinci boşlukta bu bilgimizi kullandık. O halde Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar'ın bir arada sırasıyla verildiği şık C seçeneği. Soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ziya Paşa'daki mevcut ikilem karşısında Namık Kemal eski şiir geleneğini yıkmaya yönelik bir tavır içindedir. Ziya Paşa'nın ikilem yaşadığını hatırlayalım. Özellikle Ziya Paşa'nın ilk görüşleriyle çelişen Harabat'taki değerlendirmelerine şiddetle karşı çıkan Namık Kemal, Tahrib-i Harabat ve Takip isimli eserlerinde Avrupa dostu Ziya Paşa'yı şiddetle tenkit ederken bir yandan da eski şiiri hırpalamaya yönelir. Şimdi şunu hatırlayalım. Ziya Paşa ile Namık Kemal aslında çok yakın iki arkadaş. Ama Ziya Paşa'nın görüşlerinde bir dalgalanma söz konusu. İlk önce şiir ve inşayı kaleme alıyor. Ve diyor ki divan edebiyatı halktan kopuktur. Halk edebiyatı ise daha anlaşılırdır. Bu yüzden divan edebiyatını biraz yerip halk edebiyatını yüceltiyor. Sonrasında fikirleri değişiyor. Harabat adlı antolojiyi kaleme alıyor. Yani seçki eserler. Burada da divan edebiyatını yüceltiyor. Yani şiir ve inşada halk edebiyatını yüceltmişti. Harabat'ta divan edebiyatını yüceltiyor. Onun yaşadığı ikilem bu. Yakın dostu Namık Kemal de onu eleştiriyor. Şimdi madem ki sen harabatı yazdın diyor. Ben de onu tahrip ederim. Tahrip etmek zaten nedir? Zarar vermek, hırpalamaktır. Tahrib-i harabatı yazarak onu eleştiriyor. Birazcık hızını alamama söz konusu diyelim. Yine
aynı konu, aynı kişiyi eleştirip Takip adlı eleştirisinde kaleme alıyor. Dolayısıyla bu parçadaki boşluklara da sırasıyla gelmesi gerekenler D seçeneğinde verilmiş oluyor. Dördüncü sorumuz. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? En önemli kişilik özelliklerinden biri iç tutarsızlıklarıdır. Zaman zaman kendisiyle çelişen tavırlar içinde olmuştur. Hürriyet için Avrupa'ya gitmiş fakat vali olunca önce halkı döverek eğitmeyi, hürriyeti sonra vermeyi düşünmüştür. Ayrıca Cumhuriyet rejimini över, siyasi ve fikri hürriyeti savunurken öbür taraftan Padişah Abdülaziz'e bağlılığından onu öven şiirler yazmıştır. Edebiyat konusunda da çelişkiye düşmüştür. Önce gerçek Türk edebiyatı olarak Türk halk edebiyatını almış, sonra vazgeçip divan edebiyatını yüceltmiştir. Türk halk edebiyatını önce yücelttiği eseri Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa'dır. Sonra bundan vazgeçip divan edebiyatını yücelttiği eseri Harabat'tır. Hatta bu yönüyle Namık Kemal tarafından eleştirilmiş, Tahribi Harabat eseriyle eleştirilmiş, sonrasında takiple bu eleştiriler devam etmiştir. Bu parçada da hakkında bilgi verilen eser, pardon, sanatçı Ziya Paşa'dır. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı'nın fiilen başlangıcı olarak kabul edilir? Takvim-i Vakai'nin çıkarılması. Takvim-i Vakai 1831 yılında çıkarılmış ilk resmi gazeteydi. Ceride-i Havadis'in çıkarılması. Bu da 1840 yılında çıkarılmış ilk yarı resmi gazeteydi. Churchill desteğiyle. Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi. Islahat Fermanı 1856'da daha çok azınlıklara yönelik çıkarılmış bir fermandı. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, 1839'da Gülhane Parkı'nda okunan Tanzimat Fermanı'ydı. Yine tüm halkın can, mal güvenliğinin devletin teminatında olduğunu belirten bir fermandı. Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılması. Bu da 1860'da çıkmış, 66'ya kadar devam etmiş bir gazete. Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmış bir gazete. Şimdi gelişmelere bakarsak eğer evet Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle Osmanlı'da bir değişiklik söz konusu oldu. Ama bizden Tanzimat dönemi ne zaman başladı ya da işte tarihle ilgili bir bilgi istenmiyor. Tanzimat edebiyatının fiilen başlangıcı olarak kabul edilen durum soruluyor. Yani onu başlatan eseri sorduğunda, durumu sorduğunda bizim için gazete ve ilk özel gazetenin çıkması cevap olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Şimdi bu tarz sorularda çok dikkatli okumalıyız. Ufak bir sözcük değişimi sayesinde doğru şıkkı bulabiliriz. Bakalım. Tanzimat yıllarında Batı dendiğinde akla Fransa gelmektedir. Doğru. Çoğu aydın oraya gitmiştir. Oradaki hocalardan ders almıştır. Devlet tarafından gönderilmiştir. Batı'ya eğitim amacıyla birçok genç yollanmıştır bu dönemde. Evet, biraz önce söylediklerimiz. Bu gençler batılı eğitim almalarının yanı sıra oranın sosyal, kültürel yapısında inceleme fırsatı bulmuşlardır. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani Osmanlı'nın bulunduğu durumdan çıkması için neler yapılabilir? Daha ileride olan Batı neler yapıyor? Biz de onları bir gözlemleyelim mantığıyla oluşturulmuş bir hamledir. Şinasi de yurt dışına eğitim amacıyla gönderilen gençlerden biridir. Doğru. Şinasi Batı'da gazetenin ne kadar önemli olduğunu fark etmiş. Yurda döndükten sonra da ilk resmi gazeteyi çıkarmıştır. Şimdi bunu hızlı okuduğunuzda çok doğru gibi gelebilir. Ama dediğim gibi ufak bir sözcük yüzünden burada doğruyu yakalayacağız. Şinasi ilk gazetelerden birini çıkarıyor, doğru. Ama ilk resmi gazete değil. İlk özel gazeteyi çıkarıyor. Kiminle? Agah Efendi ile. Hangi gazete? Tercümanı Ahval. Dolayısıyla buradaki bilgi yanlışı E seçeneğindeki resmi sözcüğü yüzünden oluyor. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış gazetelerden hangileri yer değiştirirse kronolojik bir sıralama gözetilmiş olur. Tarihlerini yazmanızı istiyor. Takvim-i Vekayi ilk resmi gazetemiz 1831 yılında çıkmış. Ceride-i Havadis ilk yarı resmi gazeteydi. O da 1880
40 yılında. Sonra muhbir geliyor, özel gazetelerden bir tanesi. 1867. Sonraki özel gazete Şinasi'nin çıkardığı Tasvir-i Efkar 1862 yılında çıkmış ve ilk özel gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval, Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmış ilk özel gazete 1860. Şöyle bir sıraya bakalım. 1831-1840 tamam, düzgün gidiyor. 67-62 burada bir değişme mi olacak, yoksa şurada da 60 varmış. O halde doğru sıralamanın olması için 60 ile 67'yi yer değiştirmeliyiz. Yani muhbir, 67'de çıkan muhbiri sona, 60'da çıkan Tercüman-ı Ahval'i onun yerine alırsak kronolojik sıralamayı sağlamış oluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneği oluyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tasvir-i Efkar ilk olarak Namık Kemal tarafından çıkarılmıştır demiş. Hayır, Tasvir-i Efkar ilk olarak Şinasi tarafından çıkarılmıştır. Ne zaman ki Şinasi Fransa'ya gitmiş, 1865 yılında da Namık Kemal onu çıkarmaya devam etmiştir. Yani ilk çıkaran kişi Şinasi, sonra devam ettiren Namık Kemal. O yüzden bu yanlış. Diğer seçeneklere bakalım. Muhbir gazetesi Ali Suavi tarafından çıkarılmış. Evet, Tanzimat dönemindeki diğer özel gazeteleri ve onları çıkaran isimleri bilmemiz gerekiyor. Muhbir, Ali Suavi. İttihat Abdullah Kamil Bey tarafından çıkarılmış. Doğru. Sabah Şemsettin Sami tarafından çıkarılmış. Doğru. İbret gazetesi Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır. Doğru. O halde A seçeneği yanıtımız oluyor. 9. sorumuz. Yukarıda numaralandırılan Tanzimat dönemindeki gazeteler ve bu gazeteleri çıkaran sanatçıların eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tercüman-ı Hakikat Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmış bir özel gazetedir. Doğru. Basiret Ali Efendi tarafından çıkarılmıştır. Hürriyet Ziya Paşa tarafından çıkarılmıştır. Tercüman-ı Şark ise Mizancı Murat tarafından değil, Şemsettin Sami tarafından çıkarılmıştır. Ha, şunu derseniz ki Mizancı Murat hangi gazeteyi çıkarmış ya da bir gazete çıkarmış mı? Evet, o da Mizan gazetesini çıkarmıştır. O yüzden onun da ismi Mizancı Murat olarak anılmıştır. Devir de Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı gazetedir. Yanıtımız D olur. Şu soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Edebiyatımızda mizahın yeri özeldir. Özellikle göstermeye bağlı edebi metinler mizah kavramı üzerine inşa edilmiştir. Yani göstermeye bağlı edebi metinden kastı tiyatro. Bu da mizah, espri, komiklik üzerine inşa edilmiş. Aşıklık geleneğinde taşlama, divan edebiyatında hiciv geleneği içerisinde mizahtan oldukça yararlanılmış. Aşıklık geleneğindeki taşlamayı şöyle bir hatırlayalım. Halk edebiyatının aşık kolunda koşmalar, semailer yazılırdı, söylenirdi. Bunların konularına göre adlandırıldığı türler vardı. Mesela kahramanlıktan bahsederse koçaklama, duygulardan bahsederse güzelleme, bir ölünün ardından duyulan üzüntüyü anlatırsa ağıt ve bir eleştiri, yani toplumun veya kişilerin aksayan yönlerinden bahsederse taşlama olurdu. Aşıklık geleneğindeki bu taşlamayla divan edebiyatındaki hiciv, taşlamanın divandaki karşılığı da hicviye, hiciv olarak karşımıza çıkıyordu. Geleneği içerisinde mizahtan oldukça yararlanılmış. Yani hem espri ögesiyle hem de yergiye yer vermesinden bahsediyoruz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında da Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, Rıfat Ilgaz gibi isimler ölümsüz eserlere imza atmışlardır. Bütün bu yelpaze içerisinde Direktör Ali Bey'in nokta nokta isimli eserinin yeri ayrıdır. Bu sefer bize Tanzimat döneminden yine bu tarz özellikleri gösteren bir eseri bulmamızı söylemişler. Doğru yanıtımız da Lehçetül Hakayık olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde çıkarılan dergilerden biri değildir? Diyojen, evet, Theodor Kasap tarafından çıkarılmış ilk mizah dergisi olarak karşımıza çıkmıştır Tanzimat döneminde. Vakai Tıbbiye, bu da isminden de yola çıkarak bulabilirsiniz. Tıp dergisidir. Yine Tanzimat döneminde çıkarılmıştır. Mecmuai Fünun, Fünun fenlerin çoğulu anlamına gelir. Yani fenler anlamına gelir. Fenin çoğulu anlamına gelir. Hatta Servet-i Fünun'da da bunu duymuşsunuzdur.
fenlerin zenginliği anlamına gelen bir dergiydi. Daha sonra bir dönem adı olacak. Mümeyyiz ilk çocuk dergisidir. Yine Tanzimat döneminde çıkarılmış. Sırat-ı Müstakim Tanzimat döneminde değil. Sırat-ı Müstakim 1908 yılında Mehmet Akif Ersoy tarafından çıkarılmış. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u biz biliyoruz ki o milli edebiyat döneminde topluluğa bağlı kalmadan bağımsız bir şekilde eser vermiş bir sanatçı. Daha çok İslamcılık düşüncesinin eserlerine yansıdığı, bu dergiye de yansıdığı bir eser ortaya çıkarmış. Ama Tanzimat döneminde değil, tarihsel olarak baktığınızda da ona ait olmadığını göreceksiniz. Milli Edebiyat döneminde bağımsız olarak anılan sanatçılarımızdan bir tanesine aittir. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mizah edebiyatımızın ayrılmaz bir parçası, belki de en güzel rengi. Hangi kitap tutkunu bir mizahi hikayeyi, şiiri ya da yergiyi okurken kahkaha atmamıştır ki? Üstelik tek başımıza bir odada ya da kalabalık, ciddi bir ortamda oluşumuz bile önemsizdir. Mizah demişken ilk mizahi yazı olarak nokta noktaya ait nokta nokta başlıklı yazının kabul gördüğünü biliyor muydunuz? Şimdi burada birazcık size hem mizahla ilgili gevşetici özelliği olması ile ilgili bir giriş yapmış. Hem de daha sonra ilk mizahi yazıyı bulmanızı istemiş. Bu Ethem Pertevpaşa'ya ait Avavaname'dir. Şimdi isim değişik gelebilir ama aslında gerçekten konusunda size söylediğimde esprili bir yön barındırdığını siz de göreceksiniz. Avavaname aslında köpeklerle ilgili, yani havlama kitabı gibi düşünebilirsiniz. Havlama. Zaten hav sesiyle benzetmişsinizdir. Bir dönem İstanbul'da köpekler çok fazla artıyor ve onlar toplatılıyor, öldürülüyor diye Şinasi bir yazı yazıyor. Ona karşılık da Ethem Pertevpaşa bu yazıyı kaleme alıyor. Burada birazcık daha mizahi bir dil var. Neden? Bir köpekle filozofun konuşması, şakayla karışık konuşmaları yer alıyor. O yüzden mizahi özellik taşıyor. İkinci sorumuz. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisinde Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili yanlış bir bilgi vardır? Devlet adamı, tarihçi, hukukçu, dilci kimliğiyle tanınmıştır. Evet, hatta hukukçu olduğunu Mecelle adlı kitabından, Mecelle, dilci olduğunu Kavaid-i Osmaniye'den çıkarabiliriz. Doğru. İlk Türk kadın romancı Fatma Aliye Hanım'ın babasıdır. Yine doğru bir bilgi vermiş. Genel kültürle ilgili bir bilgi de bu. Hece veznini savunmuştur. Doğru. Kavaid-i Osmaniye isimli bir dil bilgisi kitabı vardır. Birinci maddede de bunu söylemiştik. Şiir çevirileriyle Türk aydınını Batı şiiriyle tanıştırmıştır. Şimdi tanıştırmıştır deyince ben şunu anlarım. Demek ki daha önceden Türk aydını Batı şiirini hiç tanımıyordu. Onun sayesinde tanıdı. İlk şiir çevirilerini o yaptı gibi anlarım ben. Ama Tanzimat dönemindeki ilk şiir çevirileri Tercüme-i Manzume adıyla Şinasi'ye aittir. Dolayısıyla E seçeneği yanıtımız olacaktır. Yukarıdaki numaralandırılmış özellikler aşağıdaki dergilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Tıp alanındaki ilk dergidir demiş. Tıp alanındaki ilk dergi Vakai Tıbbiye. B seçeneğindeki Vakai Tıbbiye'dir. İlk mizah dergisi Teodor Kasap tarafından çıkarılmış Diyojen'dir. A seçeneği. İlk resimli dergi aylık bilimsel bir dergi ama kısa soluklu olmuş, uzun soluklu olmamış Mirat dergisidir. D seçeneğindeki. İlk çocuk dergisi ise Mümeyyiz'dir. O da gitti. Servet-i Fünun'a dair bir özellik verilmemiş. Servet-i Fünun'un çıkış amacı da fenlerin zenginliği. Fünun fenler demek. Servet de bolluk, zenginlik demek. Bir fen dergisi olarak çıkmış ama zaman içinde fen içeriğinden birazcık uzaklaşmış. Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem'in yönlendirmeleriyle Tevfikret'in derginin başına geçmesiyle yine edebiyat dergisi olma rotasına girmiş. Zaten sonra da bir döneme adını vermiştir. Ama yukarıda ona dair bir özellik göremiyoruz. Dördüncü sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Avrupa'ya eğitim amacıyla gönderilen sanatçı, Türk edebiyatına kazandırdıklarından ötürü ilklerin adamı olarak bilinir. Sanatçı nokta nokta isimli ilk özel gazeteyi çıkardığı gibi, ikinci özel gazetemiz olan nokta nokta isimli gazeteyi de çıkarmıştır. Şimdi belki şunu hissetmişsinizdir, burada sanatçının ismi verilmemiş. Ama çoğu zaman sorularda bunu da görebilirsiniz. Yani çıkmış sorularda yine sanatçının ismi değil, onun belirgin özellikleri de karşınıza çıkmıştır. Ben ama hangi sanatçıdan bahsettiğini şuradan çıkarabilirim. İlklerin adamı olarak anılmıştır diyor. İlklerin adamı olarak anılan isim Şinase. Hadi orayı kaçırdık diyelim. Nereden yakalayabilirsiniz soruyor. Burada boşluk bırakmış ama ilk özel gazeteyi demiş. İlk özel gazetemiz Şinasi'nin Agah Efendi ile beraber çıkardığı Tercüman-ı Ahval'dir. Daha sonra Şinasi özel gazete çıkarmaya devam etmiş. Tasvir-i Efkar'ı çıkarmıştır. O da ikinci özel gazetemizdir. Dolayısıyla doğru yanıtımız da D seçeneği. Sorumuz, İslamiyet ilerlemeye engeldir düşüncesini çürütmek için Namık Kemal'in yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu Renan Müdafaanamesi'dir arkadaşlar. Gayet oryantalist bir bakış açısıyla Namık Kemal'in yazdığı bir eserdir. Diğerleri neydi? Yine Namık Kemal'e ait eserler. Takip ve Tahrib-i Harabat, Ziya Paşa'nın kaldığı ikilemden dolayı Namık Kemal'in eleştirdiği eserlerdi. Hani Ziya Paşa ne diyordu? İlk önce halk edebiyatını övüyordu, sonra divan edebiyatını övüyordu. Ve arkadaşı Namık Kemal de onun bu kararsızlığını eleştiriyordu. Tahrib-i Harabat'ta, daha sonra da Takip'te. İrfan Paşa'ya mektupta İrfan Paşa'nın beyitlerini eleştiriyor. Ve sadece süslü sözcükler değil, yani birazcık da düşüncenin de olması gerektiğini savunuyor Namık Kemal burada. Süslü sözcüklerin edebiyat yapmaya yeterli olamayacağını söylüyor. Mukaddim-i Celal'de de tiyatro hakkındaki görüşlerini belirtiyor. Burada doğru yanıtımız C seçeneği olacak. Türk edebiyatında ilklerin adamı olarak nitelendirilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önceki soruda da konuşmuştuk. Belli lakaplar olabilir, unvanlar olabilir. Bunlar sanatçıları tanımamızda birer vesiledir. İlklerin adamı da Şinasi'dir. Bunu nasıl hak etmiştir? İlk şiir çevirilerini o yapmıştır. İlk tiyatroyu, şair evlenmesini o yazmıştır. İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır. İlk folklorik eser, yani halk bilimi hakkında eser veren kişi odur. Durub-ı Emsali Osmaniye adıyla. Dolayısıyla bu da onun ilklerin adamı olarak anılmasına sağlamıştır. Bir soruya geldik. Yukarıdaki numaralanmış eser tür eşleşmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmış? Küçük Şeyler hikaye türünde yazılmış bir eserdir. Doğru. Yadigarlarım da aynı şekilde. Tayfler Geçidi şiir, Takdir-i Elhan eleştiri. Ama Defteri Amal Ziya Paşa tarafından yazılmış bir anıdır. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneğidir. Sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Muallim Naci'nin mektup türünde verdiği eser olarak kabul edilmektedir? Muhaberat ve muhaverat yanıtımız olacaktır. Peki diğerleri neden değil? Heder oyun türünde yazmış bulundum. Eleştiri türünde ıslahat-ı edebiye bir araştırma inceleme yazısı. Sümbüle de şiirdir. Dolayısıyla bizden mektubunu bulmamız istenmişti. A seçeneği yanıtımız. 9. soruya geldik. Yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat dönemi Türkçülerindendir. Türk adı kullanılan ilk dil bilgisi kitabı olan Sarf-ı Türkiye adlı eseri yazmıştır. Zaten en önemli nokta atışı olabilecek bilgileri burada vermiş. Türkçe olduğu ve eseri, Sarf-ı Türkiye eseri. Bu da bizi Süleyman Paşa'ya götürüyor. 10. sorumuz. Yukarıda numaralandırılmış eser tür eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmış? Letaif-i Rivayet öykü türünde kaleme alınmış bir eser. Doğru. Redan Müdafaanamesi eleştiri. Avrupa'da bir cevelan günlük demiş. Avrupa'da bir cevelan Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alınmış bir gezi yazısıdır. Avrupa'da gördüklerini, izlenimlerini bu esere yansıtmıştır ama türü günlük değildir.
Tarihi Edebiyatı Osmaniye Edebiyat Tarihi zaten isminden de bunu çıkartabiliriz. Kamusi Osmani de sözlüktür. Zaten kamus sözlük anlamına gelen bir sözcüktür. Dolayısıyla yanıtımız C seçeneği. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı gazetelerden biri değildir? Ahmet Mithat Efendi pek çok gazete çıkarmıştır. Bununla ünlüdür. Devir, Bedir, Tercüman-ı Hakikat, İbret gibi. Ama Basiret dergisi Ali Efendi tarafından çıkarılmış bir gazetedir. Aşağıdakilerden hangisi batılı anlamda ilk günlük olarak kabul edilir? Seyahat jurnali direktör Ali Bey tarafından kaleme alınmış. Seyahat jurnali batılı anlamda ilk günlük olarak kabul edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde ortaya konmuş sözlük çalışmalarından biri değildir? Sözlüklerden biri değildir diyor. Bakalım Kamusi Türkiye Şemsettin Sami tarafından kaleme alınmış bir sözlüktür. Türkçenin sözlüğüdür. Kamus sözlük demekti çünkü. Lehçe-i Osmani Ahmet Vefik Paşa tarafından kaleme alınmış bir sözlüktür. Fezleke-i Tarihi Osmani, bunun da yazarı Ahmet Vefik Paşa'dır. Ama belki isminden de çıkarmışsınızdır. Bu eser bir tarih eseridir. Tarih hakkında bilgi verir. Yani cevabımızdır. Kamusu Fransevi yine Şemsettin Sami tarafından çıkarılmış Fransızca sözlüktür. Lehçetül Hakaik'ta direktör Ali Bey tarafından çıkarılmış bir sözlüktür. Dolayısıyla yanıtımız tarih kitabı olduğu için C seçeneği. Muallim Naci'nin kafiye konusundaki düşüncelerini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? Muallim Naci'nin Tanzimat 2. dönemde Recaizade Mahmut Ekrem'le bir fikir ayrılığına düştüğünü hatırlıyoruz. Muallim Naci Doğu Edebiyatı'nı savunurken Recaizade Batı Edebiyatı'nı savunmuştu. Muallim Naci göz için uyağı savunurken Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem ise kulak için uyağı savunmuştu. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Zemzeme adlı şiire Bülbül Sesi, Muallim Naci de Bülbül Sesi olamaz, davul sesi olabilir anlamında bir eleştirme getirerek Demdeme adlı eseri kaleme almıştır. Dolayısıyla yanıtımız B seçeneğidir. Yukarıda söz edilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat ile ilgili teorik bilgilerin verildiği bir ders kitabıdır. Günümüzdeki ders kitaplarının temeli bu çalışmaya dayanır. Yani bu sefer şiir, roman gibi edebi bir türden ziyade ders kitabı olarak bir tür arayacağız. Burada karşımıza Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmış talimi edebiyat çıkıyor. Zaten hatırlarsınız Recaizade Mahmut Ekrem Galatasaray Lisesi'nde de edebiyat öğretmenliği yapmıştı. Aynı zamanda Muallim Naci ile bir uyak tartışmasına da girmişti. Batılı anlamda şiiri savunmuştu. Ders kitabı da kaleme almıştı. O da talimi edebiyat. Noktalama işaretlerini ilk kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Noktalama işaretleri ilk kez Şinasi tarafından Şair Evlenmesi adlı tiyatroda kullanılmıştır. Dolayısıyla yanıtımız B seçeneği oluyor.